Herkesin ne yaptığı, birlikte ne yaptıkları da çok önemli ama buraya kadarki bölümle ilgili olarak belki Fikret Bina'nın sormak istediği bir soru vardır. Fikret abi? Evet, benim de birkaç sorum var Sayın Hocamıza. Sayın Hocamızın tabii bu alanda sadece ulusal değil, uluslararası otorite olduğu kabul edilmiş çok değerli bir bilim insanı olduğunu biliyoruz. Şimdi birkaç soru hocam yönelik istiyorum. Birincisi bu Marmara depreminin gerçekleşmesiyle ilgili olarak bir süre tahmininiz var mı aşağı yukarı? Kabaca bir hani şu kadar yıl içerisinde olur, bu kadar yıl içerisinde olur diye. Çünkü bazı rakamlar telaffuz ediliyor. Onun önce bir yanıtını aldıktan sonra devam edeyim diğer sorularıma. Evet, şimdi bu konuda uluslararası araştırmalar var. Bizim Türklerle beraber ve bizim 99'da deprem araştırma başladığımız zaman 2000 yılında Parsons ve arkadaşları, bu Amerikalı bir bilim adamı, yaptığı araştırmada özellikle tarihsel depremleri kullanmak suretiyle aynı zamanda bu stres transferi hesabını yaparak ve mevcut fayların tüm özelliklerini ve bilinen tekerrür periyotlarını göz önüne alarak bu zaman hususunda şöyle bir yayın yaptılar. Bu yayın da uluslararası ciddi bir dergide yayınlandı. Parsons ve arkadaşlarının bulduğuna göre, vardıkları sonuca göre 99'dan itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içerisinde Marmara bölgesinde 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olma olasılığı %64 denildi. Bu çok büyük bir olasılık. %64 gerçekten çok büyük bir olasılık. Şimdi 30 yıl dediğin tabii 29 yapar 99'dan sonra. Bunun prezisyon derecesi artı eksi 15 senedir. Siz artık yani ona göre hesap edin. Şu anda 2023 senedeyiz. Bu kimi arkadaşlarım bu olasılıklar değişmez. Olasılık aynı sürer diye söyleniyor ama orada unutuldukları bir şey var, unuttukları. Şimdi her sene Anadolu, Kuzey Anadolu fayı boyunca batıya doğru 2,5 santim kayıyor. Şimdi bu kayma şu anda kilitli faylar üzerine ekstra stres yüklüyor, biriktiriyor demektir. Zaten bugün deprem oldu olacak diyoruz. Niye olmuyor biliyor musunuz? Şu anda Marmara'da o fayın kuzey blokuyla güney bloku arasında iki yerde, biri Adalar fayında, biri Kumburgaz fayında sürtünme kuvveti çok fazla. Yani iki blok sürtünüyor. Batı Anadolu, Anadolu batıya doğru giderken o sürtünmenin olduğu bölgeyi deforme ediyor. Sürtünme kuvveti hareketin neden olduğu kuvvetten daha fazla olduğu için deprem olmuyor. Yani deformasyon halen devam ediyor. Ama günün birinde Batı Anadolu'yu 2,5 Anadolu'yu batıya doğru, öyle diyeyim, 2,5 santim hareket ettirecek kuvvet o bölgedeki sürtünme kuvvetini aştığı an orası çat diye kırılacak ve beklediğimiz depremi oluşturacaktır. Hocam bir de şimdi bir tahminde bulundunuz. Hasar görecek binalarla ilgili olarak ve etkilenecek nüfusu da hesapladınız ama şimdi bu son depremde sadece Hatay'da 13 bin bina yıkılmış, hasar görmüş. Buna dikkat edersek biraz iyimser bir tahminde bulunduğunuzu söyleyebilir miyiz? Daha fazla bina İstanbul'da tehdit altında diyebilir miyiz? Yani ben son derece iyimser tahminde bulunuyorum. Yani şöyle diyelim, şimdi binalar özellikle hasar görürler ama içlerinden sahiplerinin sağ çıkmasına müsaade ediyorlarsa
o binalar bizim için makbul binalardır. Yani depremde hasar görsün, çatlasın, patlasın, kırılsın. Yeter ki göçük yapıp insanları altında ezmesin. Şimdi İstanbul'daki yapı stoku gerçekten kullanılan malzeme, İstanbul'da kimi yerlerde zemin, İstanbul'da birçok yerin deprem kuşağına yakın oluşu, halkın yeterince deprem farkındalığının olmayışı, deprem kültürünü geliştirmemiş olması, yani yönetimlerin bu konuda yapılması gereken şeyleri hızlı ve behemhal bir seferberlik havası içinde yapmıyor olması, yine yerel yönetimle hükümet arasında, yani biz vatandaş olarak öyle görüyoruz, yani bir soğukluğun olması diyelim, işbirliğinin olmayışı, halkı bu işin içerisine bizzat katmadıkları, ulusal ve uluslararası finansı, devletin diyelim teşviğini vatandaşa doğru yönetmedikleri gibi hususları göz önüne alınca, yani gerçekten ben bu söylediğimiz ilk rakamların daha üstünde insanların problemle, sıkıntıyla karşı karşıya kalacaklarını düşünüyorum. Evet Sayın Hocam, siz zaman zaman bu bilimsel uyarılarınızı yapıyorsunuz ve bunun etkileri oluyor. Bunu gözlüyoruz. Örneğin İstanbul'da bazı semtlerde insanlar o semtten taşınmaya çaba gösteriyorlar. Evleri varsa satıp başka ev almaya çalışıyorlar. Veya bu uyarılar sebebiyle İstanbul'u terk eden vatandaşlarımız da var. Bunlar bilimsel çabalar. Acaba sizin bu uyarılarınız karşısında ilgili tarafından size bir davet yapılıp hocam ne yapmamız lazım diye bir bilginize başvuruldu mu? Veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizle ortak bir çalışma yürütüyor mu? Bilimsel olarak ne yapmak gerekir ki biz bu riski en hafif şekilde atlatabilirim? Bu konuda bir sunuşunuz oldu mu Kanlıağa veya belediyeye? Şimdi yani benim özellikle merkezi yönetim tarafından, yani bu Güneydoğu depremleri olduğu zaman birçok insanı çağırmışlardı. Yani bir bilim kurulu adı altında beni de çağırdılar. Ama yani ben daha fazla devam etmedim. Sadece iki toplantıya gittim. Çünkü orada yani yapılan işlerle benim olması gerektiğini düşündüğüm yaklaşımı pek göremedim. Çünkü planlanmış, yapılması gereken şeyler orada yapılıyor. Yani onu kim planlıyor, kim karar veriyor, neden öyle yapılıyor onu bilmiyoruz. Yani bizlerle tartışma sonucu olmadı. Ancak tabii çok canımız gitti. Halk da çok tedirgin, korku içinde. Haklı olarak belki hükümet bir an önce bir şeyler yapalım. Seçim de yaklaşıyordu. Yani insanlar başlarını sokacak yerleri olsun, o sıkıntıdan kurtaralım diye bana göre çok alelacele çabucak bir şeyler hemen karar verip yapmaya başladılar. Ama o kararı kim verdi? Neden o kararı verdiler? Mesela benim kişisel görüşüm diyelim ki o bölgede yapılaşmaya başlamadan önce